Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dinleyicilerim, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Bu programımızda Peygamberimizin annesine teslim edilmesi, yani süt annesinden annesine teslim edilmesi, Peygamberimizin annesiyle beraber Medine'yi ziyareti ve annesinin vefatı, Peygamberimizin şefkatli dedesinin himayesine verilmesi, dedesinin vefat etmesiyle de amcası Ebu Talib'in himayesine girmesi ve son olarak da Peygamberimizin amcasıyla ilk Şam seyahatini arz etmeye çalışacağım. Sevgili Peygamberimiz birçok defa annesine teslim edilmek istenmiş fakat her seferinde Mekke'nin havası iyi gelmemişti. Bundan dolayı süt annesinde kalma işi biraz daha uzatılmış. Hazreti Halime ve eşi buna seviniyorlardı. Ama biricik Muhammed'in de bekleyenleri vardı. Fazla alıkoyamazlardı. Buna vicdanları da izin vermezdi. Halime, Amine validemizin yanına geldiğinde, "Ey Halime, oğlumu niçin getirdin? Önceden yanında kalması için ısrar edip dururdun. Şimdi ne oldu?" dedi. Halime, "Artık oğulcağızımı Allah büyüttü. Ben üzerime düşeni yerine getirdim. Onun başına herhangi bir felaket gelmesinden korkuyorum. Sağ salim teslim edip bu mesuliyetten kurtulmak istiyorum." dedi. Amine validemiz bu söylenenlerden oğlunun başına bir şey gelmesinden korkan süt annesinin endişesini anlayışla karşıladı. Oğlunu teslim aldı. Hazreti Amine biricik oğlu doğmadan önce ve doğum sırasında başından geçenleri Halime'ye anlattı. O zamana kadar bir şey söylememişti. Oğlunun ileride büyük bir insan olacağını ifade etti. Sevgili Peygamberimiz, Mekke'de annesinin yanında bir gül gibi kokulanıyor ve yetiştiriliyordu. Dedesi ise himayesini üzerinden hiç eksik etmiyordu. Sevgili Peygamberimiz 6 yaşına geldiğinde, annesi Amine hem kocasının kabrini ziyaret etmek hem de dayılarının kabrini ziyaret etmek niyetiyle sadık dostu Ümmü Eymen ile birlikte Medine'nin yolunu tutmuşlardı. Medine'de Neccaroğullarından Nabiga'nın evinde bir gece kaldılar. Zaten sevgili Peygamberimizin babası Abdullah'ın kabri de bu evin avlusundaydı. Peygamberimiz en azından babasının kabrinin başında annesiyle birlikte hasret giderecekti. Sevgili Peygamberimiz Medine'ye hicretlerinden sonra bu evin yanına her geldiğinde babasının kabrini ziyaret ederek dua ederdi. Çocukluk hatıralarını arkadaşlarıyla paylaşarak burada yüzmeyi de öğrendiğini anlatmıştı. Medine'de Yahudiler vardı. Ahir zamanda gelecek peygamberin vasıflarını bildiklerinden dolayı Efendimiz'i görünce onun ahir zaman peygamberi olacağını anlamışlardı. Bu durumdan rahatsız olan Hazreti Amine, Medine'de fazla kalmayı uygun bulmadı. Hazırlık yaparak hemen Mekke'ye doğru yola çıktılar. Medine ile Mekke arasında bulunan ve Medine'ye daha yakın olan Ebva köyüne geldikleri zaman Amine validemiz hastalandı. Çok kısa zaman içerisinde de vefat etti ve köye defnedildi. Küçücük bir çocuğun bu kadar büyük bir acıya katlanması mümkün gözükmüyordu. Fakat Allah her seferinde karşısına şefkatli bir el çıkarıyordu. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem anneden, öksüz babadan da yetimdi. Sadık dadısı Ümmü Eymen ile birlikte gözyaşları içerisinde Mekke'ye dedesinin yanına döndüler. Dadısı Ümmü Eymen Efendimiz'i aleyhisselam bağrına bir anne şefkatiyle basarak onu teselli etmeye çalıştı. Zor şartlar içerisinde 5 günde Mekke'ye ulaşmışlardı. Annesi vefat ettiğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam henüz 6 yaşlarındaydı. Amine validemiz de 30 yaşındaydı. Her türlü zorluklar için Efendimiz'i hazırlayan Allah Celle Celaluhu bu küçük yavruya dayanacak gücü de ihsan ediyordu. Ümmü Eymen sevgili Peygamberimize aleyhisselam kendisini o kadar çok sevdirmişti ki bu kara gün dostu dadısına sevgili Peygamberimiz annemden sonra annem diyerek iltifatta bulunurdu. Sevgili Peygamberimiz aleyhisselam
Annesinin de vefatıyla hem öksüz hem de yetim kalmıştı. Dede Abdülmuttalib'e büyük görev düşüyordu. Biricik torunu oğlundan kalan tek hatıraydı. Onu üzmemeli, yetişmesi ve hayata hazırlanması için büyük çaba göstermeliydi. Cahiliye hayatı yaşayan insanların sayısı az değildi. Onu her türlü fenalığa karşı mutlaka korumak gerekiyordu. Bu hizmeti severek üzerine alan dede, bu işten zevk alıyordu. Tek endişe ettiği husus ise, kendisinin fazla yaşayamayacağı ve biricik torununun himayesiz kalacağıydı. Gece gündüz yanından ayırmadığı torununa, kimseye göstermediği şefkati gösteriyordu. Kabe'nin gölgesinde kendisine mahsus, hiç kimsenin oturamadığı minderde, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam, serbestçe dedesiyle birlikte oturabiliyordu. Amcalarından mani olmak isteyenlere Abdülmuttalib, ''Bırakın oğlumu, onun şanı yücedir.'' diyor, sevgili Peygamberimizin rahatını asla bozdurmuyordu. Abdülmuttalib, çoğu zaman Peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen'i sıkıştırır, torununun bakımı ve yetiştirilmesi konusunda gevşek davranmamasını isterdi. Mübarek Ümmü Eymen bu konuda çok titizdi. Abdülmuttalib uyurken veya odasında yalnızken sevgili Peygamberimizden başka hiçbir kimsenin girmesine izin vermezdi. Peygamberimizin daima başını okşar ve öperdi. Sırtını sıvazlardı. Onun sözlerinden ve hareketlerinden hoşlanırdı. Sofrada torununun yanına alır, dizine oturtur, yemeğin en iyisini ve tatlısını ona yedirirdi. Biricik torunu gelmeden yemeklere el sürülmez, onun gelmesi beklenirdi. Torununun edep ve terbiyesine çok dikkat ederdi. Abdülmuttalib bir kuraklık ve kıtlık yılında görülen rüya üzerine kutlu torununun elinden tutup Ebu Kubeys dağına çıkarak Allah'a yalvarınca yağmur yağmaya başlamıştı. Değerli dinleyicilerim, Abdülmuttalib 80'ini aşmış bir piri fani iken hayata gözlerini yumuyordu. Abdülmuttalib öleceğini anlayınca torununu Abdullah'la baba ana bir kardeş olan iki oğluna Zübeyir ile Ebu Talib'e bıraktı ve torununa iyi bakmaları konusunda onları sıkıca tembihledi. Babalarının durumundan sonra iki kardeş aralarına kura çektiler. Kura Ebu Talib'e çıktı. O da sevgili Peygamberimizi elinden tutarak yeni yuvasına götürdü. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere daha üzüntüye boğulmuştu. Dedesi onun her şeyiydi. Anne ve babasının yokluğunu bir nebze olsun onunla gidermişti. Ayrılık acısı Efendimizin içini yakıyordu. Fakat yapacak bir şey de yoktu. Çünkü emir büyük yerdendi. Abdülmuttalib vefat ettiği zaman onu güzel kokularla yıkayıp eller üzerinde taşıdılar ve dedelerinden Kusay'ın yanına defnettiler. Mekke halkı onun ölümü üzerine günlerce yas tuttu. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam, dedenizi ve onun ölümünü hatırlıyor musunuz diye soruldu. Peygamberimiz de evet hatırlıyorum, ben o zaman 8 yaşındaydım dedi. Ebu Talib'in sevgili Peygamberimize derin şefkat ve sevgisi vardı. Bu sevginin yanında ayrı bir saygısı da vardı. Onu kendi çocuklarından fazla severdi. Onsuz bir yere gitmez, o yanında olmadan uyumazdı. İstirahat edeceği mindere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelip oturmuşsa asla müdahale etmezdi. Biricik yeğeninin rahatı onu çok mutlu ederdi. Sevgili Peygamberimizin Aleyhisselam bulunduğu sofrada yemekler yeter ve artardı bile. O sofrada olmadığı zaman aile fertleri doyamazlardı. Bundan dolayı evde bir şey yeneceği zaman Ebu Talib, "Durun, oğlum gelsin." der. Sevgili Peygamberimiz gelince yemekler yenmeye başlanırdı. Bazen sofraya bir tek kişinin içebileceği bir kapla süt getirilip konurdu. Eğer ondan sevgili Peygamberimiz önce içerse diğeri de doyardı. Sevgili Peygamberimizin bulunduğu sofrada bereket olur, yiyecekler ve içecekler az da olsa yeter ve artardı. Değerli dinleyicilerim, Ebu Talib ekonomik yönden sıkıntılı günler geçiriyordu. Tam o sıralarda Kureyş'in ticaret kervanı Şam'a gidiyordu. Ebu Talib de bu fırsatı kaçırmamalıydı.
Hemen hazırlıklar yapıldı. Fakat Ebu Talib'in içinde bir sıkıntı vardı. Biricik yeğenini kime bırakacaktı? Zaten o da amcasından hiç ayrılmak istemiyordu. Amcasının seyahat edeceğini haber alan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, amcasının ayrılığına dayanamayacağını ifade ederek gözyaşı dökmeye başladı. Ebu Talib de yeğenini yalnız bırakma taraftarı değildi. Derhal sevgili peygamberimizin diğer amcaları ve halaları toplandılar ve şöyle bir karara vardılar. Bu yaştaki bir çocukla eşkıya saldırılarına karşı yola çıkılmaz. Efendimizin ağlaması Ebu Talib'in fikrini değiştirmişti. Sevgili yeğenini yanında götürmeye karar verdi. Henüz 9 yaşında olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk Şam seyahatine başlamış olacaktı. Ebu Talib kardeşlerine yeğenini yanından ayıramayacağını ifade etti. Böylece birlikte Şam yolculuğu başlamış oluyordu. Yola çıkan kervan Şam yolunda bulunan Busra'da konakladı. Busra, manastırında Rahip Bahira isminde birisi vardı. Rahip Bahira kendi halinde bir insandı. Gelen gidenle fazla ilgilenmezdi. O sadece ibadetlerini yapar, insanların yaratıcıdan uzaklaşması karşısında ne yapacağını bilememenin sıkıntısını çekerdi. Aklı başında olan herkes gibi o da bir kurtarıcı bekliyordu. Hiç kimseyi kabul etmemesine rağmen bu sefer gelen kervanla yakından ilgileniyordu. Kureyş kervanı yıllardır buradan geçip gitmesine rağmen daha önce hiç ilgilenmemişti. Ama bu sefer ilgilenmesinin bir hikmeti olmalıydı. Rahip Bahira bir ziyafet hazırlamış ve herkesi davet etmişti. Kervandakilerin tamamı gelmesine rağmen o birilerini arıyordu. Kervanda kalan kimsenin olup olmadığını sorduğunda küçük bir çocuğun olduğunu öğrendi. Onun da bu ziyafete katılmasını istedi. Bütün dikkatini çocuğun üzerinde toplayan Rahip Bahira, onun önemli bir insan olacağını çok iyi anlamıştı. Zira yolculuğu sırasında onu gölgeleyen bulut dikkatini çekmişti. Yemeklerin yenmesinden sonra peygamberimize birkaç soru sormak için kenara çekti. "Ey çocuk, sana birkaç soru soracağım. Lat ve Uzza aşkına bana doğru bilgi ver," dedi. Bahira bu yemini kervanda olanlardan işitmişti. Peygamberimiz ona, "Lat ve Uzza adına yemin vererek bana bir şey sorma. Vallahi ben onlardan duyduğum nefreti hiçbir şeyden duymam," dedi. Bunun üzerine Bahira, "Öyleyse sana soracağım şeyler hakkında Allah aşkına bana doğru bilgi ver," dedi. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam, "Dilediğini sor," dedi. Bahira, Peygamberimize nasıl uyuduğunu sordu. Peygamberimiz, "Gözlerim uyur, kalbim uyumaz," dedi. Bahira, sevgili Peygamberimizin gözlerindeki kırmızılığa baktı, yanındakilere, "Bana bu kırmızılık hakkında bilgi verin. Bu geçici bir kırmızılık mıdır, yoksa daima kalıcı bir kırmızılık mıdır?" dedi. "Biz onun gözlerinden bu kırmızılığın hiç gitmediğini gördük," dediler. Bahira, peygamberimizle ilgili her şeyi sorup öğreniyordu. Bütün bunları, ahir zamanda gelecek peygamberin vasıfları olarak görüyordu. Bundan sonra, sevgili peygamberimizin üzerindeki hırkayı çıkararak, sırtındaki nübüvvet mührüne baktı. Hayreti iyice artmıştı. Okuduğu kitaplarda bütün bu vasıfları görmüştü. Ebu Talib getirmiş olduğu malları çok güzel bir kârla satarak Şam'a gitmekten vazgeçip Mekke'ye döndü. Değerli dinleyicilerim, peygamberimizin peygamber olduğunu anlamış olsalardı, bütün peygamberlere tuzak kuran, peygamberleri yok eden, onları öldüren o dönemin hasetçi insanları sevgili peygamberimize zarar vereceği biliniyordu. Bu husus amcası Ebu Talib'e anlatılınca Ebu Talib olduğu yerde mallarını satarak hızlı bir şekilde geriye dönmüş oldu. İkinci bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyicilerim. Üçüncü bölümde sevgili peygamberimizin gençlik yılları nasıldı, bu konuyu arz etmeye çalışmış olacağız. Rabbim sevgili peygamberimizin şefaatine nail eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.